Yani işte Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki bu kreşlere el konula hemen ertesi gün yazı çıkıyor el konuluyor. Ya da işte efendim birileri diyor ki bu CHP'li belediyeleri nefes alamaz hale getirelim. Vakıflar Genel Müdürlüğü hemen bir talimat çıkartıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mülklerine el konuluyor. Ya da işte Kültür Turizm Bakanlığı diyor ki Meryem Ana benimdir, turizm gelirleri bana aittir. Selçuk Belediyesi'nin gelirlerinin yüzde 60'ı buradan geliyor. Yani bu kadar önemli bir gelir kaynağı ile onu bitirmeye çalışıyorlar şu anda. Kadın Filiz Hanım, Selçuk Belediye Başkanı gece gündüz nöbette işi gücü bıraktı. Kadın Meryem Ana Kilisesi'nin önünde nöbette insanlara derdini anlatmaya çalışıyor yapmayın bunu diye. Yani CHP'li belediyeleri tamamen abluk altına alıp kadük hale topal ördek dedi ya Sayın Cumhurbaşkanı söyledi bunu. Yerel seçimlerde söyledi topal ördek olur dedi seçtiğiniz belediyeler. Hükümetle dedi belediyeleri uyumlamak lazım dedi. Söyledi bunu. Hatay'da söyledi. Ben oradaydım. Kulaklarımla duydum. O toplantı sırasında oradaydım. Söyledi bunu. Sonra da ben öyle demek istemedim. İşte uyumlanma demek istedim. Ahenk demek istedim falan. Ama yok şak talimat, şak kadanak karar. Dün bir tweet attı Sayın Cumhurbaşkanı. E, tweet e, Türkiye'deki diziler ve televizyon e, prodüksiyonları ile ilgiliydi. Önce tweet'i görelim arkadaşlar. Cumhurbaşkanının tweet'ini bir görelim. Ha bu. Şu tweet'te şöyle yazıyor. Siyasi hayatımızın bütün safhalarında desteğini, duasını hatta 15 Temmuz gecesi olduğu gibi canlarını bizden esirgemeyen hayda nereden şimdi ne alaka? İnsanlarımızın sırf inancı, sırf dış görünüşü dolayısıyla yani demek istiyor ki 15 Temmuz'da sadece dindar muhafazakar insanlarımız sokağa çıktı demek istiyor. CHP'li belediyeler diye manşet atan sabah buyurun Sayın Cumhurbaşkanı da böyle bölüyor. Yani her türlü e, halkı bölmeye yönelik, kutuplaştırmaya yönelik bir takım adımlar. 3-5 kendini bilmezin reyting savaşına meze yapılmasına müsaade etmeyiz. Son yıllarda filmlerin, dizilerin, televizyon programlarının aileyle birlikte dini değerlerimizi, dindarları hedef aldığını da müşahede ediyoruz sarıklı sakallı başörtülü çarşaflı cübbeli vatandaşlarımıza ahlaksızca saldırılmakta itibar suikastleri düzenlenmektedir. Ya o vatandaşlarımızın bazıları asıl İslam dinine ahlaksızca saldırmakta ve itibar suikasti düzenlemekte. Kendi sapkın fikirlerini sanki Allah'ın kelamıymış gibi, kutsal kitabın, Kur'an-ı Kerim'in, e, yüce din İslam'ın sanki bir olgusuymuş gibi anlatıyorlar. İnsanların kafasını saçma sapan batılla, dogmayla, abuk sabuk fikirlerle dolduruyorlar. Tıpkı 28 Şubat dönemindeki gibi belli toplum kesimlerimiz adeta öcü gibi gösterilmekte, tahkir ve tahrik edilmektedir. Buna sessiz tepkisiz kalmamız mümkün değildir. Açık ve net söylüyorum. Toplumun çine, çimentosu olan muked, mukaddesatımıza yönelik bu tür girişimler milli güvenlik sorunudur. Hadi buyurun bakalım. Ve Rütüp başta olmak üzere ilgili kurumlarımız bu konularda hızlı tedbirleri devreye almalıdır. 2024 Türkiye'sinde 28 Şubat'ı hortlatmaya çalışanlara göz yummayız. Böyle bir atmosferin oluşmasına da asla fırsat vermeyiz. 26 Kasım günü yazmış tweet'i altında en azından yani benim gördüğüm tarih o. Bugün o gün ve bugün gördüğünüz üzere şakkadan Rütük'ün kararı geldi. Gelsin Rütük ne yapmış? Evet bu da Rütük'ün kararı. Görelim. Milli ve manevi değerlerimize aykırı dizi filmlerle ilgili sıkı tedbirler almaya devam ediyoruz. Hayda. Demek ki şey kaldırılıyor, kadın kuşağı programları. Çünkü bana sorarsanız milli ve manevi değerlerimize en aykırı işler orada oluyor. Çünkü dizi bir hayal ürünü, bir sanat eseri, bir kurgu, script, insan kalemiyle yazılmış, insan hayal gücüyle oluşturulmuş bir kurgu, dizi dediğimiz şey... Ee, ama o kuşaklarda izlediğimiz herkes gerçek ne yazık ki. Millet birbirine tren yapmış. O üvey babasını öldürüyor. Öbürü biyolojik babasıyla yatıyor. O sırada bir tane kadın var. O zaten üvey oğluyla yatmış. O arada herkes birbirini öldürüyor. Zaten bunlar sürekli uyuşturucu alemi yapıyorlarmış. Aa inanmazsınız bir de swinger partileri varmış. Olaylar Anadolu'da geçiyor. İşte bir köyde bir 8 yaşında evladımızı kaybettik. Hala kim öldürdü, niye öldürdü, neden öldü bu kız sorusunun cevabı yok. Hala mahkeme heyeti abuk sabuk yok efendim 4 dakikalık video görüntü varmış onu inceleyelim. Aa işte efendim fükçülere sormuşlar kız ölmüş mü? Hayır ölmemiş, kaçırılmış falan. Bu saçma sapan bunları dinliyoruz izliyoruz ekranlarda 5 saat 6 saat. Aslında bunlar mükedde aykırı. Daha önce de ifade ettiğim gibi hiçbir yayıncı reyting şehvetine kapılarak inanç, toplumsal ve kültürel değerlerimizi aşağılayamaz. Kadına yönelik olanı başta olmak üzere şiddetin yayınlar aracılığıyla toplumda olağanlaştırılması. Aa, ay, baştan, bana baştan anlatma, anlat bana Karadeniz mi? Böyle bir dizi vardı ya yani sürekli olarak kadınlara bir tokat bir tekme bir tane de sen patlat it kalk böyle, böyle ben mi yanlış hatırlıyorum ya? O zamanlar çünkü TÜSİAD'ın böyle bir diziler üzerinden kadına şiddet falan toplantısına katılmıştım. Modere etmiştim bir paneli. Orada hatırlıyorum yani bu sahneler çok tartışılmıştı. Haftalık olan toplantımızda yasa dışı bahis reklamı yayınlayan televizyonlar dahil, TRT'de dahil mi acaba? Geniş bir yelpazede ağır yaptırım kararları verdik. Sorunlara müeyyidelerle neşter atmaktan yana olmamakla birlikte. Yayıncılık ilkelerini harfiyen uygulatmak görevimizdir. Sorumlu yayıncılara teşekkür ediyorum demiş Ebu Bekir Şay. Ne demek estağfurullah. Ee, kimler bunlar? Kimler ceza almış? Bir de onu göstereyim isterseniz size. Ee, şöyle dört diziye dört yayıncıya ceza geldi. Arka sokaklar deha, sahipsizler ve yabani. Zaten e, aslına bakarsanız e, olay arka sokaklarda patladı. Arka sokaklar bin yıldır falan Kanal D'de üstekte yayınlanan bir dizi ve son bölümünde arka sokakların bir e, tarikat mensubunun e, okullarda, Kur'an kurslarında, kaçak Kur'an kurslarında çocuklara tecavüz ettiğiyle ilgili bir sahne vardı. Bu sahne herkesi ayağa kaldırmış ve dün değil önceki gün Cumhurbaşkanı Diyanet İşlerinin Din Şurası'na katıldığı zaman etrafını herkes sarmış ee, ve demişler ki ya böyle rezillik mi oldu falan. Cumhurbaşkanı olaydan böyle haberdar oluyor. Arkasından da bir brief istiyor nedir bu neden böyle şeyler oluyor falan diye. Sonra da bu tweet'i e, yazıyorlar bunu atıyorlar. Aynı gün Rütüp toplandı zaten ve bu dört diziye cezalar geldi. Cezalar ne? Onu da söyleyeyim isterseniz. E, ekranda Arkadaşlarım dizilerin fotoğraflarını sizinle paylaşırken çünkü özellikle Deha falan inanılmaz derecede iyi izlenen dizilerdi. Hatta ben yılın dizisi olduğunu düşünüyordum. İçinde biliyorsunuz işte bu kara para, yasa dışı bahis vesaire bütün bu kriminal dünya ve olaylarla ilgili de çok önemli sahneler vardı. Hatta zannediyorum meslektaşım Timur Soykan yazıyor bir bölümünü bu sahneleri en azından ve danışmanlığını yapıyor. Halk TV'ye, Tele 1'e, Sözcü TV'ye ve Flash Haber'e de gene ceza yağdı. Arka sokaklara tarikat yasağı gelmiş. MHP'den 3 milletvekilinin istifasının değerlendirildiği Rota programında kullanılan Bahçeli'ye dosyayı Erdoğan vermiş haberi nedeniyle Halk TV'ye %3 idari para cezası. Yeni Doğan Çetesi'nin konuşulduğu ARENA programında, Uğur Dündar'ın programında Turhan Çömez'in Sağlık Bakanlığı ile ilgili iddiaları nedeniyle Sözcü TV'ye %3 idari para cezası. Flash Haber TV'ye sunucu Fatih Ertürk'ün başkentte gündem programında neden aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekliyoruz sorusu nedeniyle ve Can Ataklı'nın bazen de böyle tersten çakarlar işte bu kadar kafasızlık olur mu ya ifadeleri nedeniyle yüzde üç idari para cezası. Tele 1'e sunucu Musa Özurlu'nun gazeteci Yavuz Donat'la ilgili ifadeleri nedeniyle yüzde üç idari para cezası. Kiranur Vakfı'nda yaşanan sürecin drama hali Arka Sokaklar dizisinde ekrana gelince Kanal D'ye iki kez program durdurma. Yani iki bölüm yayınlanmayacak Arka Sokaklar ve yüzde üç para cezası. Şiddet sahneleri nedeniyle sahipsizler dizisi için Star TV'ye, yabani dizisi için No TV'ye ve Deha dizisi için Show TV'ye iki kez program durdurma ve yüzde üç idari para cezası. E-sport, Eksen TV ve Civi 8e de spor karşılaşmaları yayınlarında yasa dışı bahis reklamlarına yer verdikleri gerekçesiyle %3 idari para cezası. Yani bildiğiniz rütüp gördüğünüz üzere ceza olup yağmış yani. Bütün bu dizilere işte bu deha, bu sahipsizler, bu arka sokaklar, pardon bu yabani, bu da bu da arka sokaklar, deha evet, hepsine böyle anormal bir ceza yatırmış. Yani gördüğünüz üzere önce tweet arkasından da hemen karar geliyor. Böyle bir e, Türkiye'deyiz ve ben bir kez daha sormak istiyorum. Nasuh neden hapiste? Nasuh neden hapiste? Nasuh neden hapiste ya? Ne yapmış bu çocuk? Evet ben de aynı fikirdeyim. Ee, sıkıntının bu olduğunu düşünüyorum. Çok ciddi kaynak sorunu var şu anda Türkiye'de. Ve e, bu kaynak sorununu böyle değişik değişik yöntemler, idari para cezası vesaire falan filan bunlarla tutmaya çalışıyorlar. Bugün Şevket Çoruk da bir tweet atmış. Dizilerden birinde oyuncu ödül sayarım yazmış. İnsanları böyle tertemiz delirttiler en sonunda diye düşünüyorum yani. Şu hale bakın ya. Türkiye'nin sanatçıları, Türkiye'nin sivil toplum örgütlerinin kurucuları, liderleri yani yazık günah ya Vallahi ben üzülüyorum ya ülkem adına çok üzülüyorum gerçekten gazetecilik ayrı bir şey ee, ama gerçekten üzülüyorum Türkiye bunları hak edecek ne yaptı ya?